Selam dostlar. Bu videoda size kullandığım swingler üzerine olan stratejiyle time and price'ın uyumunu göstermek istiyorum. E, kendi stratejimde işleme gireceğim bölgelerde ekstradan time and price da onay veriyorsa bizim için çok çok güzel işlem fırsatları e, yakalatabiliyor diyebilirim size. Şimdi bunu size grafik üzerinde göstereceğim. E, şimdi şunu da unutmayın. Mesela time and price ile uyumunu gösteriyorum ama time and price'e göre işlem almıyorum. Burada yaptığım kısım şu. Ee, pardon. Şöyle bir dakikada yapmam lazımdı. Bir dakikada onay arayacağım çünkü. Ee, şöyle yapalım. Nereye kadar gelecek bakalım. Şimdi buradaki önemli olay şudur. Benim bir stratejim var. Stratejime sadece ekstra onay olarak kullanıyorum. Şimdi şöyle bir saatte bir ana yönümüzü bir belirleyelim fiyatımız ilk başta aşağı düşerken bakın şurada bir manipülasyon alanı var çift taraflı bir manipülasyonu var sonra fiyat bir düzeltmeye gelmiş bir likidasyon almış burada bir bosumuz bir ayımız devam ediyorum Buralarda bir düzeltme hareketi yok ki ta ki şuraya kadar geçmiş mi bakalım. Geçmemiş tamam. O zaman ne yapıyorum? Şurada bir kapanışım var mı? İlk başta buna bakıyorum. Bir kapanışım da var. O zaman burayı boss belirledim. Swing ayını belirleyeyim. Swing ayını belirledim. Sonra fiyat aşağıdan dönüp yukarı yönlü yönünü çevirmiş. Şimdi bir karakter değişimi diyorum. Buraya lavumu belirledim. Sonra şimdi yapım yukarı yönlü. Yapı yukarı yönlü döndü ama benim bu yapı nereye kadar yukarı yönlü gitmesi lazım? Onu e, belirliyorum. Bakın daha time and price'e geçmedim. Şu an stratejiye göre bölge belirliyorum sadece. Şimdi bölge belirlerken de neye bakıyorum benim için? Yapı değiştiyse geçmişteki e, bir manipülasyon alanı benim için önemlidir. Açık bölgelerine bakarken çünkü şu alanlar tamam, evet bir yapı oluşturuyor. Ama market maker genellikle manipülasyon bölgelerinde izlerini bırakır ve oralara tekrardan getirmek ister. Bakıyorum şimdi. Bakın şöyle bir hareketimiz var burada yukarı kadar çekelim. Şöyle bir e, mum hareketimiz var. Fiyatımız aşağı yönlü geliyor. Daha da yakınlaştırıyorum. Bakın burada bir likidasyon alımı gerçekleşti. Sonra e, bu bölge güçlü kılındı ki zaten. Bu alanın aşağı yönlü fiyat gitti. Hani bu alanı şuranın üstüne çıkartamadı fiyatı. Sonra burada açık bir likidasyon alanımız var. Bu birinci bulduğumuz açık alan. Bununla beraber burada güçlü bir orderım var. Likidasyon alımından sorumlu. Bunu da belirliyorum. Bir de bakın şurası dönmüş likidasyon alıp ama buradaki orderı açık bırakmış. Buradaki orderım var. Bunu da belirledim. Bakın 3 tane açık orderım var şu an. Pardon 3 tane açık bölgem var. İkisi order, bir tanesi likidasyon. Sonra şu aşağılara bakıyorum. Bakın likidasyon alınmış, likidasyon alınmış. Düşerken buranın likidasyon alınmış, test edilmiş. Buraların hepsi şu an kapalı. Sadece şuradaki likidasyon bölgem var. Geçmişteki swing'im. Burası likidasyon oluşturur. Buralar da likidasyondur ama buralar şöyle bir likidasyonlar. Buralar alınıp Fiyat direkt şu bölgeye gelmek isteyecektir. O yüzden buraları hemen geçeceğini düşünüyorum. Manipülasyon yapacaksa da yani bir tepki alacaksa da bu bölgeden alır ki buradan aşağı düşürür. iki tane likidasyon oluşturur. Sonra yukarı çıkartır mantığında düşünüp burayı belirliyorum. Ama bu bölgelerde likidasyon kaynadır tabii ki. Şunu tekrardan likidasyonu alıyorum. Şurayı şöyle yapıp Şurayı da trendline nakitte gibi gösteriyorum ki bakın trendline nakitte olarak gösteriyorum ki burası zaten orderın altında olduğu için inducement olarak da olabilir. Yani çok derinine girmiyorum yani konunun. Sonra devam ediyorum. Alt zaman dilimine düşüyorum. Fiyat ne yapmış? Şu an daha yapıyı analizliyorum bakın. Time and price'e geçmedim. Fiyatım yukarı yönlü çıkarken şurada bir açık order'ım var. Likidasyon alımından sorumlu hem de imbalansı olan. Fiyat buradan bir tepki almış. Buradaki işlemi kaçırdık. Yakalanabilir miydi? Bakalım. Ee, yakalanabilirmiş. Likidasyon alanı da varmış. Sağlık olsun. Eğer şimdi fiyat buranın üstüne de çıkarsa bizim için ne olacak? Zaten yapımız yukarı yönlüydü. Yeni bir boss, yeni bir karakter değiş şey, swing low karakter değişimi demişim. Yeni bir swing low olacak. Neye göre? 5 dakikaya göre. E, time and price'a bakayım. Şu an boş bir alandayım. Ekstra bir konfirmasyon vermedi bana. Devam ediyorum. Şimdi bu yukarı çıkarsa burası bir boz, burası da bir yeni lovum olacak. Neye göre diyorum? 5 dakikaya göre. İzleyelim. Devam ediyorum. Bakın yukarı çıktı. Şimdi ne diyeyim? Hala bir alanım yok. Açık dursun. Ama bir bosum onaylanmadı daha bakın. Bir kapanışım yok. O alanda daha bir kapanışım yok. O yüzden bosum onaylanmadı. Devam ediyorum. Bakın Asya'ya geldik. Devam. Şimdi Asya genellikle likidasyon kurgusu yapılan bölgedir. Devam. Ne yaptı? Bakın şuranın üstüne bir kapanış gelmesiyle bosum onaylandı. Sonra e, şimdi benim yapım 5 dakikada yukarı yönlü. 5 dakikada döndüğünde benim burası ilk likidasyon kaynağı Swing mantığıma göre bu artı bir. İkinci konfirmasyonum ne? Asya'nın bir likidasyonu. Daha kapanmadı ama bu kapanırsa bakın ne oldu? Şöyle devam ediyorum, bir kapansın. Bakın kapandı benim için burası Asya'nın bir likidasyon kaynağı. Şimdi time and Press giriyor işin içine yani ben trend tersi bir işlem alırken bu bölgede almam lazım yani burayı hedef tutmam lazım ya da bu yukarı yönlü bir işlem alacaksan buranın alınması lazım ki ben şu alanlardan yukarı yönlü bir işlem alayım. Bu artı bir. İkincisi bundan sonra Asya'dan yani Asya'nın kizonundan sonra Londra açılır. Londra'da şunu yorumlar. Londra Asya'nın ya bir tarafını alacak ya da iki tarafını. Yani likidasyon olarak bu konfirmasyonu verir bize. E şu an neredeyiz biz? Açık bir orderdayız aslında. Order bölgesindeyiz. Londra açıldığında eğer buranın likidasyonu alınıp aşağı yönlü bir tepki verirse ben aşağı yönlü işleme bakacağım. Nereye kadar? Aşağıdaki likidasyon bölgeme kadar. Devam ediyorum bakın. Oynatıyorum şimdi. Devam ediyorum. Bakın ne oldu? Bir likidasyonum alındı benim. Şöyle göstereyim. Asya'nın likidasyonu alındı. Ve bana aşağı yönlü konfirmasyon vermesi için trend tersi bir işlem bakın bu arada bu. Buranın altına kırması lazım. Yani şurada xxx dediğim alanın altına kırması lazım. Bunu neye göre söylüyorum? Kendi stratejime göre söylüyorum. Devam bakın aşağı yönlü kırıldı. Sonra 1 dakikaya geliyorum. Bakın 1 dakikaya geldiğimde benim burada 2 tane likidasyon alanım var. Birincisi burası. ikincisi burası. Ben şimdi burada likidasyon alanlarıma emir atmak istiyorum. Arar miktarımı arttırmak için son likidasyon bölgemi atıyorum. Stop'um e, buradaki likidasyon alan manipülasyon bölgesi. Ya da bu bölgeyi de atabilirsiniz. Fark etmez. Hadi 6 atalım. Riske girmeyelim. Şu aşağıya atalım riske girmeyelim. Devam. Devam ediyorum. Hedefim neresiydi? Bu alt bölgeydi. Şimdi 5 dakikaya geçiyorum. Devam. Bakın likidasyonlarını aldı ikisinin de. Şimdi fiyatım aşağı yönlü gelmek isteyecektir. Bunu neye göre söylüyorum? Londra açıldı. Londra'nın hedefi Asya'nın likidasyonu gibi düz bir mantık düşünebiliriz. Her zaman kesin olmamasıyla beraber ama ben sadece burada bir konfirmasyon alıyorum. Neye göre? Kendi stratejime göre. Asya'nın likidasyonunu aldıysa, yapıyı da aşağı çevirdiyse benim aşağı bakmam lazım diyorum. Devam. Bakın hedefini aldı. Hedefini almasıyla beraber şimdi benim bu alanda bir imbalans boşluğum var. Buradaki order flow'umu belirleyebilirim. Bakın şu alana. Ya da daha üst zaman dilimine göre order flow bu bölgedir. Buna da bakabilirim. İki tane alanım var. Geçmişteki. Şurası üst zaman dilimine göre burası şu an baktığımız zaman dilimine göre order flow'lar. Şimdi bunların rengini değiştirmek istiyorum. Şöyle mavi olsun bu da. Devam. Devam ediyorum. Bakın Bir, birinci işlem tp'lendi. Sonra şimdi bakacağım işlem trend yönünde yukarı devam. Çok güzel. Bakın üst zaman dilimindeki order flow'dan tepki aldı. Şu an yukarı yönlü bir dönüş verirse işleme bakabilirim. Yani neresi? Şuranın üstü. Devam. Bakın yukarı yönlü çıktı. Şimdi şunu kapatalım. Yukarı yönlü burada işlemim ilk başta yukarı çıktı. Sonra benim buradaki imbalansım nerede? Bu bölge. Pardon yanlış belirledim. İmbalansım bu bölge. Burası benim bir order'ım. Şu an hani time and price ile ilgili bir şey yapmıyorum. Sadece trade edilebilir bir bölgedeyim ve bakarsanız atıyorum Londra aşağı yönlü düşüş verdiyse hani New York'ta bunun karşıtı yapabilir yorumunu yapıyorum ve trade edilebilir bir bölge diyeyim. Hani artık konfirmasyon artı konfirmasyonlarım şu an bunlar time and price ile ilgili. Düşüyorum şimdi bir dakika bakıyorum yukarıdaki gibi likidasyon alanım var mı? Şimdi birincisi benim şu bölgem mikro LTF'de bir Likidasyon alanımdır. Neye göre konuşuyorum bunu? Ee, şey, şu an swinglerde hani baktım yapıya göre konuşuyorum. Mikro LTF'de bir dönüş bölgemdir. Bununla beraber fiyatın ilk aşağı geleceğini gösteren emare buranın altına kırmasıdır ki ben burada dönüş görmem lazım çünkü burası mikro LTF'de olduğu için emir atamam. Devam ediyorum. Dönüşümde nasıl yapımın tekrardan buranın üstüne çıkmasıdır. Yapın buranın üstüne çıkmasıyla emrimi atıyorum şu bölgeye. Stop'un burası olması kaydıyla. Şimdi ben nereye kadar bakıyorum bu işleme? Benim bakacağım işlem yukarıdaki birincisi Londra'nın likidasyonudur. Bakın Londra'nın likidasyonudur. Bu benim için önemli bir kriter. Neden? Çünkü e, bu zone'lar time and price'e göre likidasyon bölgeleridir. Londra'nın likidasyonudur. Ya da benim belirlediğim ikinci alan neresiydi? Yukarıdaki açık likidasyon kaynağımdı. İkinci açık bölgem burası da üçüncü açık bölgemdi. Stratejime göre de bunları belirledim. Ama time and price'e göre bakacaksan benim bu işlemi Londra'nın likidasyonunu da kapatmam lazım. Verdiği konfirmasyon budur. Devam ediyorum bakın. Şu an işlemdeyim. 5 dakikada atıyorum. Şu an işlemdeyim. 5 dakikada atıyorum. Devam. Evet. Şimdi devam ediyorum. Evet. Devam hala trade edilebilir bir bölgedeyim. Şimdi ne oldu? Benim için ha, bakın burada bir iç yapıda bir likidasyon alın. Bu likidasyonun alınmasıyla bir dakikaya düşüyorum. Şu an konfirmasyonlara giriyorum ama hala kendi stratejime bakıyorum. Benim için buradaki en önemli konfirmasyon neydi? Şurada Asya'nın likidasyonu aşağıda Asya'nın likidasyonu. Burada fiyatın trend yönlü olup Londra'nın tersini yapabileceğini düşünüp trade edilebilir bir bölgede olmamdı. Devam ediyorum. Bir dakikada şimdi bir konfirmasyon alacağım. Yukarı yönlü kırılmasını istiyorum. Yukarı yönlü kırıldı. Bakın bir likidasyon kaynağım var. Bir trend pardon. Bir likidasyon kaynağım var. Bir trend yönlüyüm. Burada emir atabilirim buna. Yanlış aldım. Burada buna emir atabilirim. O zaman şu şekilde emir atıyorum. Yine benim hedeflerim neresi? İlk burası olabilir. Time and price'e göre. Ya da benim belirlediğim şu yukarıdaki açık likidasyon bölgesi olabilir. Devam. Devam. Bakın yeni likidasyon bölgeleri yaptı. O zaman şunu yapıyorum. Şimdi buradaki emrimi bir kaldırıyorum ilk başta. Eğer buranın likidasyonu alınırsa tekrardan işleme bakacağım. Buradaki order'ımı belirliyorum. Şimdi bunun rengini şöyle turuncu yapalım yine. Order flow'um pardon. Ee, burada da bir likidasyon kaynağım var. Bakın burada da bir likidasyon kaynağım var. Fiyatım şu hareketi yapıp buradan bir dönüş görerek işleme girmek istiyorum fiyatta. Neden? Çünkü aşağıda hala açık likit Likidasyon bölge'm var. Buraya emir atmak istemiyorum. Devam ediyorum. Bakın likidasyonlarım alınıyor. Devam. Bölge'me gelmesini bekliyorum. Fiyat bölge'me geldi. Şimdi bölge'me geldiğinde devam. Bakın buranın üstüne çıkması benim için ilk konfirmasyondur. Buradan işleme girebilirim. Şu an ben buranın girişinden işlem atıyorum. Bak yine yanlış aldık dur. Şunu şöyle bir atayım. Buranın girişinden veya Şuradaki imbalansından bakın. Bir buraya işlem atıyorum ama bu bu agresif bir giriştir. Neden agresif bir giriştir? Çünkü yeni bir likidasyon kaynağım yok bu bölgede. Saniyeye düşüp dönüş aramam lazım. Yani şu 5 dakikalık dek gibi değil. Burada alt zaman demine düşüp likidasyon bulmuştum. Şu an saniyeye düşüp ekstra konfirmasyon aramam gerektiğinden bakmıyorum. Yine benim hedefim birinci burası, ikincisi kendi belirlediğim bölge. Devam ediyorum. Devam. Bakın stoplandık. Olabilir. Agresif bir işleme girdik. Tekrardan denemek istiyorum. Çünkü bölgeme güveniyorum. Korkmamam lazım. İkinci konfirmasyonum. Kendi stratejime göre bir likidasyon alımı gerçekleşti. Yukarı kırarsa tekrardan deneyeceğim. Bakın yukarı kırdı. Yeni bir imbalans alanım var benim. Ayrıyeten burası ne? Asya'nın ee, tam kapanış seviyesine denk geliyor. Time and price'a ekstra bir konfirmasyon. Devam ediyorum. Buraya koyuyorum Yine hedefim neresi şuradaki likidasyon bölgem Bir tane stopumuz var devam Devam ediyorum bakın Ne yaptı İlk hedefimizi aldı değil mi hepsinde Şu an Ben time and price'a e göre aldığım bütün işlemlerde tp'yim Yani time and price'a e göre demişim özür dilerim time and price'a e, price e göre aldığım konfirmasyonların hepsinde artı da artıyım. Niye? Hepsi geldi bakın burayı aldı. Bunu neye göre belirledim? Burası Londra'nın likidasyonuydu bu bölge. Bunların hepsi TP. Artık şu yukarı kadar tutmam benim e, kendi inisiyatifime kalır. Devam edelim bakalım fiyat ne yapmış? Bu bölgeye kadar fiyatımız ne yapmış? Gelmiş. Bakın burayı TP'ledi. Artık bizim bütün işlemlerimiz TP oldu. Bakın aldığımız 1, 2, 3, 4 tane işlem aldım değil mi? 1, 2, 3, 4 tane işlem aldım. Bir tane stop yedik agresif girdiğimiz için. Olabilir böyle şeyler. Hani stopsuz bir piyasa asla yoktur. Bunu da unutmayın. Sonra bakmak istiyorum. Acaba şu alanlar ne yaptı? 5 dakikada bakalım. Daha işlem hani açmak istemiyorum. Likidasyonunu aldı buranın. Şu üstün. Yukarının da aldı. Devam. Yeni bir Asya. Bakın. Londra likidasyon aldı. Bakalım Londra aşağı yönünü çevirdi yapıyı Devam. Şimdi burada ne olmuştu? Şöyle bir şeyimiz vardı bakın. Yeni bir e, şu alanımız ne bizim? Bir. Swing low. Şurası da yeni bir boss seviyemizdi. Bu da aklımızda. Şimdi aşağıda açık bölgeleri vardı. Devam. Yani düzeltmeye geldi aslında şu an fiyat. Bakın yapı yukarı gidiyor. Bu sefer... Mesela New York tam tersini yap, yapmadı. Devam ettirdi yapıyı. Devam. Şöyle daha hızlı atalım. Yani şu bölge bakın nasıl efektif çalışacak ona bakmak istiyorum. Bakın Yeni Asya. Bu sefer de bakın burada yapmadı. Her zaman yapmıyor ama konfirmasyon almamız lazım. Bakın burada çok güzel bize artı bir konfirmasyonlar verdi. İşleme bizi soktu. Umarım yararlı bir video olmuştur. Hani %100 çalışan bir şey yok. Bakın kendiniz gördünüz ama kendi stratejinize o an konfirmasyon veriyorsa deneyeceksiniz. Bakın burada ne yaptı? Bir tarafını aldı artı bir konfirmasyon. E ben ne biliyordum? Zaten yapı düzeltmeye geldiğinde ben long arayacağım. Kırdı yukarı ya da şurada kırdı yukarı düzeltmesine ben yukarı yönlü baktım. Ama burada ne yaptı? Bu sefer yukarıya almadı. Aşağıya aldı ve aşağıya sarkıttı. Ama ne oldu? Burası tamamen bir manipülasyon hareketiydi. Bakar mısınız? Aşağı yönlü nasıl getirdi yapıyor? O yüzden bir stratejiniz olması lazım ve bunun üzerine bunları kullanmanız lazım. Sadece buna göre trade edilmez ki en güzel mantığı bakın sadece bu bölge. Stratejinizin üzerine ek konfirmasyon olarak bakabilirsiniz. Çok uzattım. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.